Yazıcı satın alırken nelere dikkat edersiniz? Yazıcı fiyatının uygun olması benim için önemli. Yalnız yazıcının fiyatının uygun olması yeterli değil. Aynı zamanda kartuş fiyatının da uygun olması lazım. Yazıcının fiyatı önemli. Ama yazıcının fiyatından daha çok kartuşunun fiyatı önemli. Çünkü çoğu kez kartuşları yani birinci ya da ikinci kullanımdan sonra maliyetleri çok fazla artabiliyor. Onun için işte yani yazıcı kartuşu, işte markası da önemli yani. Öyle her aldığınız markada aynı kaliteyi vermiyor. Çünkü servisini bulamıyorsunuz. Tamire gönderiyorsunuz, bozulduğu zaman gelmiyor falan ve sıkıntıları var. Onun için önce fiyatı ve sonra da markası diyebilirim kartuşu. Fiyatına dikkat ediyoruz, markasına dikkat ediyoruz, servis, yetkili servis ağının genişliğine dikkat ediyoruz. Bir pazar günü kartuşumuz bitmişti. Teknoloji mağazasına gittik kartuş almak için ama yoktu. Çok acil de bir şey basmamız gerekiyordu. Ne yapacağız diye düşünürken 20-60'ı gördük. Yani önce tipini çok beğendik. Çok küçük, hem scanner fotokopi çekiyor. Sonra fiyatını görünce inanamadık. Ve kartuşunun fiyatını da söylediler. O kadar, çok ucuzdu. O yüzden biz de kartuştan vazgeçtik. Eski printerimizden de vazgeçtik. HP'yi aldık ve çok kullanıyoruz, çok seviyoruz evde. Özellikle scanner özelliğini çok fazla kullanıyoruz. Alana kadar hiç bu kadar scanner'a ihtiyacımız olduğunu fark etmemiştik. Yani gerek böyle mesela bir takım evrakları kaybedeceğimizi düşündüğümüz evrakları scan ediyoruz. Bilgisayarda yedekliyoruz ya da ne bileyim işte eskiden fax çekmemiz gerekiyordu bir yerlere. Artık direkt e-mail adresini alıp hemen scan edip gönderiyoruz e-maillerine. Onun dışında fotoğraf da basabiliyoruz. O harika. Hatta HP'nin bir foto center'ından takvim falan bastık. 2012 takvimimiz hazır. Arkasında aile resmimiz. Çok güzel. Ve fotokopi çekmesi inanılmaz zaten. Hatta şey esprisini yaptık. Yani üniversitedeyken olsaydı böyle bir şeyimiz herhalde not fotokopisinden bayağı tasarruf ederdik diye yaptık bir espri. Ama şimdi de kullanıyoruz hani evde çeşitli şeylerin fotokopisi için. Çok memnunuz. Bir de çok küçük ve çok hafif olduğu için hani evde sabit bir yeri yok. Laptopumuz neredeyse printer'ı geliyoruz. Getiriyoruz HP laptopun yanına. Ve kullanıyoruz. Çok seviyoruz. Bugüne kadar hangi tür yazıcılar kullandınız? Yani birden fazla yazıcım oldu. Hepsinin ortak özelliği mürekkep püskürtmeli olması. Bugüne kadar genel lazer biraz maliyetli olduğu için ben mürekkep püskürtmeliyi tercih ettim. Nokta vuruşlu kullandık. Bir de lazer vuruş, lazerle kullanıyoruz şimdi. Genelde mürekkep püskürtmeli olan yazıcılar kullandım. Peki kartuş ya da toner maliyeti sizin için önemli mi? Kesinlikle çok önemli çünkü bazen kartuş fiyatları yazıcı fiyatına denk gelebiliyor. O zaman da bir anlamı olmuyor. Yani uygun olması lazım. Kartuş alımları biraz maliyetli olduğu için bu yüzden ben kartuşun ucuz olmasına önem veriyorum. Muhakkak önemli. Çünkü 20-30 lira olanlar var, 100-150 lira olanlar var. Düşük maliyetli olanları tercih ediyoruz. Tabii bayağı önemli. Birinci seti alırken kartuşların doluluk oranları bile bazen değişiyor. Bazen yarım kartuş doluluğu falan veriliyor. Oradaki duruma bakıyorum. Bir sonraki kartuş alışım benim makine fiyatını geçecekse, ki bazı uygulamalarda oldu bu, daha ekonomik olanları tercih ediyorum. İşlerim dolayısıyla birçok yazıcı çıktısı almam gerekiyor. Her ne kadar işimin çoğunu yazıcı çıktılarını iş yerinde alsam da eve geldiğimde de bazı belgeleri göndermem ve yine çıktı almam gerektiği için bir çözüm arayışına girdim. Ve HP 2060 ile karşılaştım. Yazıcının hem baskı maliyetlerinin düşük olması hem de bazı belgeleri göndermek istediğinde scanner özelliğinin olması benim için büyük bir avantaj oldu ve seçimimi de bu yönde yaptım. Daha önceki deneyimlerime baktığım zaman yazıcıyı aldıktan sonra bir süre sonra kartuş yenilemem gerekiyordu ve bu yazıcı maliyetinin bile üzerinde bir maliyet olabiliyordu. Fakat bu yazıcıda öyle değil. Kartuşu çok ucuz ve renkli kartuş, siyah kartuş arasında fiyat farkı yok, aynı fiyat. Bu benim için büyük bir avantaj. Bu yüzden bu yazıcıyı tercih ettim. Daha önce bir çıktı almam gerektiğinde başka bir yerden çıkarmayı tercih edebiliyordum. Çünkü evde aldığım çıktılar daha pahalıya mal oluyordu benim için. Ama artık sokakta bastırabileceğimden daha ucuza evimde kendi çözümümü üretebiliyorum. Bu yazıcıyla tek kartuşla 400'ün üzerinde sayfa bastım ve hala kartuş bitmedi. Bu da çok güzel bir şey benim için.